Muharebeyi kuruyorum izleyici olarak. YNP 1, Parolo da 1, 2, 3 arkadaşlar. Karamavna ile başlıyoruz. Göremedim Karamavna. Heh. Evet, bir tarafta Kaos, bir tarafta Grim. Eski Summer Championship. Eski dedim yani, geçmiş Summer Championship finalistimiz. Yurt dışında bizi temsil etti. Böyle bir artı bir moral buff'u var. Gawain de geldi. Şampiyona karşı oynayacak. Ama şunu anlatayım. Şunu anlatayım size. Bu arada şey kapı arası bir yankı geldi. Arkadaşlar ben Türkiye'deki ilk ve tek de olabilir. Medieval 2'de LAN Party e-spor müsabakası düzenleyen adamım. Tektir o büyük ihtimalle. Ve Ankara'da yaptık bu şey. Her şey İstanbul'da oluyordu. Biz Ankara'da yaptık. Ankara'da. Hey yavrum. Neyse. Evde bilgisayarı olmayan ama internet kafede Medieval 2 oynayarak, bak single player'e de geçtim yani. Multi test yapa yapa tecrübe edinmiş. Ve o turnuvanın favorisi olan Medieval 1'den beri, bakın Medieval 1'den beri multiplayer oynayan ve çok popüler yabancılar arasında tanınan bir Türk oyuncunu eledi arkadaşlar. YKS çoban olayı. Ya bilmiyorum ama işte hiç belli olmuyor. O yüzden hani güveniniz kırılmasın veya da kendinize çok güvenmeyin. Bu örneği de vermiş olarak. Evet. Kaos bir tarafta, Grim bir tarafta. Çizelgemizde Kaos üstteydi yanlış hatırlamıyorsam. Grim mi üstte? Grim mi? O zaman evet doğru, Grim üstte. O zaman evet, kuralları okuyabilirsin. Zaten biliyorlar mı diyorsun? Kaos'a söyleyeyim. Şimdi Kaos şey, Grim iki tane ırk söyleyecek. Evet. O iki ırk söyledikten sonra sen onun için savaşacağın bir ırk alacaksın. Tamamdır. Evet, Grim top sende. Şu vampir kontrolüyle şey Kaos'a savaşılır. Kaos iblisleri, eyvallah. Yok şey, savaşçılar şu Warriors of Chaos. Archeon'un şu faction. Tamam. Cüceler diyorum. Tamam. Cüce. İlk defa cüce göreceğiz herhalde. Evet. Yani Summer'da yoktu zaten. Burada da ilk defa. Evet. Grim'den. Bekliyoruz. Söylediği iki ırktan bir tanesini beyan edecek şimdi. Birim ölçeğini geniş yaptım. Tekrar düzelteyim. Biraz fazla ani oldum. Çok beklemiyordum ben. Bir de hani ilginç bir pick olucu. Ağuz herhalde hazırlıklı pat diye söyledi. Yo önce. Hani onu da iyi hissettim kendimi. Yani bir hazırlık yapmadım açıkçası. Burada herhalde zaten 3 tane cüce var. Kaos, senin durum şu değil mi? Sınava çalışmayıp da sınavdan yüksek not alanlar var ya, sen de... Ya inşallah öyle bir başarı gösteririm umarım. Ya dur. Karasun inşallah. Bu arada evet ya, bir Ankara buluşması düşünüyorum ya. Ankara'dakiler, özellikle yaşı büyük olanlar. Ufak kardeşlerimize alacağım, sonra bir buluşma yapabiliriz. Ama şöyle yaşı yüksek olanlarla. Abilerimle, akranlarımla. Kaos savaşçıları diyorum ben de. Tamam. Ayıralım Onurcuğum. Hazır olunca arkadaşlar, redilerseniz biz hemen başlarız. Evet, bu arada abone olabilir, YouTube'dan üye olabilirsiniz. YouTube'a da yeni özellik gelmiş, süper teşekkür diye. Yorumlarınızı üst sıralarda gözükmesi için yine bit gibi bir sistem var. Onu kullanarak, hem de renkli, arka planda renkli oluyor herhalde, böyle bir kare içerisinde gözüküyor. Aktif edebilirsiniz. Hem YouTube'dan hem Twitch'ten içerik üretmeye devam ediyoruz. Kalsiyoları ilk kez alınıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Güzel oluyor aslında bu. Evet. Değişik, hep ilk ırkları görüyoruz yani, değişik ırkları. Ben cüce alması güzel oldu. Evet, değişik oldu, bakalım
kullanabilecek mi? Önemli evet, olan Karasu. Cüceler. Dahilsin. Ben herhalde zaten bu oyunda bir cüceleri seviyorum. Paso cüce oynuyorum zaten her yerde. Evet, yarı finaller YouTube'a gelecek. Şu an onlar üyeler tarafından izlenebiliyor. Belki de şu an bu videoyu izleyenlere açmış da olabiliriz. Ama ilk yarı final açılmadı. An itibariyle, yani en azından bu kaydı aldığımız an itibariyle. Merak etmeyin, onları upload ediyoruz yani. Onur gene giriş yapmadın ha. Yarı finale hoş geldin diye. Evet Onur, savaş... giriş bekliyoruz. Ya. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yarı finale. Diye mi gireceksin? Nasıl gireceksin? Başlasın bir savaş, başlasın bir durun daha. Başladı şu an. Daha başlamadı, başlasın öyle. Her şeyi bekliyor, savaş ekranını evet, bekliyor. Evet, savaş ekranı bekliyor. Piklere göre heyecanım artacak. Biri cüce bu haritada sıkıntı olabilir diye. Glowing, glowing. Yani sağ sol çok, eğer bilmiyorum süvari vari bir şey alırsa Grim zorlayabilir ya. Bu harita yakın benim bildiğim ya. O kadar uzak değil. Uzak değil ama sağ sol bayağı açık yani. Flanklenme düz çünkü burası. Meydan mağarası gibi bir yer burası. Aynen. Çok düz bir alan ya diğer haritalara göre. Ben çok... eğer final Grim'le ve Mert'in olursa o zaman çok iyi sunacağım. Evet, kim yener şeyde açalım bakalım tahmini. Bu arada oyun hatta kültürü hatta... şunu buradan da duyuru yapayım da bu yani insanlar bilsinler. Oyun kültürü iyi olan, oyun basınını özellikle yabancı basından takip eden ve İngilizcesi olan arkadaşlar benimle irtibata geçerlerse maddi bir şekilde kendilerine çıkarların olacağı şekilde bir kafamda proje var. Benim yetişemediğim bazı konularda yardım gerekiyor. Haliyle benimle irtibata geçsin arkadaşlar. Evet, bu arada kim yener? Oğlum ne yapıyor bunlar ya? Vallahi hiç azar oğlum, değil. Oğlum Game Pass 3'ün ikisine de verin de şu Game Pass'i, bir işi hızlandırsınlar ya. O zaman 1.5 ay 1.5 ay paylaştırak ya da 2'ye bir. Evet, bu bayağı kızışmalı bir maç izleyeceğiz o zaman arkadaşlar. Bir tarafta kaos, bir tarafta cüceler. Aynen. Herhalde hiç şey yapmamışlar. Bunlarla oynamamış olabilir. Cüce hazır aslında. Bir bakıma cüce düşün. Ama Grim cüce beklemiyordu. Onun için bir build yapıyor herhalde. Yeniden bir build yapıyor. Arkeon'u görür müyüz acaba? Bilmiyorum. Ben Lord bile görmeyebiliriz. Evet, cüceler tikledi. Bugün Victoria bilmiyorum. Hop. Job job. Ya ikinci dörtlü co-op'u şey yapalım ya. DLC lordları var ya, Festus Mestus. Olur. Ama müttefik olmayalım. Fakat şey yapalım. Hani hemen birbirimize böyle çok savaşmadan ama böyle bir ortalığında karışacağı şeyler olabilir. Mesela biz anlaşır, paşaya saldırırız toplarla böyle, öyle mi? Öyle bir şey olabilir. Beni kickleyince ne yapacaksınız? Yayını kendi aranızda mı oynayacaksınız ben girmediğim zaman? Oğlum bir vassal kere beni... Vassal yaparız. Vassal yaparım. Ben kabul eder miyim? Ölümü ne diyorsun ha? Evet, iki tarafta hazır ve bam! Değerli izleyiciler, bakalım. İkinci yarı final. Birinci Yabu Nizam Paşa Total War Warhammer 3 aile içi e-spor müsabakasının ikinci yarı finalini oynuyoruz. Bir tarafta cüceler, Torek Demir, o Lord geldi. Sağ taraftan da Festus geldi. Oo, güzel seçmiş. Yalnız meta yapıyor Grim. Öbür tarafta Grim ki meta değil, kendi yapmış. Kendi mi yapmış? Nasıl oğlum? Araya sarpıyorsun işte o 3 tane şeyden. Ondan değil yok, mi? Yok. Festus da daha farklı yapıyordu. Allah Allah. Total War Saga Troy belki. Meta bence abi, sen de
Meta diyorum bak, Alet bu oyun meta diyor. Turnuvada oynadı bu değil de en iyisi. Ya o değildi de yani Festus işte cam basa basa ilerletecek herhalde, öyle mi? Araya efekt. Evet. Tamam işte meta oğlum yani. Onur hadi giriş yap, giriş hadi. Yaptı zaten paşa ki tüm her şeyimi aldı benim orada. Tamam söyle lan. Biz, söyle lan ne tüm her şeyi alacağım? Rol mü çalıyorsun sanki burada? Aldın işte orada. Söyle lan. Gülüş dönerek ne söyleyeceğim? Tamam baştan söyle hadi. Evet sağ tarafta Cüzel, sol tarafta Festus var. Cüceler için zor bir savaş olacak. Çünkü Festus'un iyileştirmeleri Kaos Dövleri'ni öldürmeyecek. Evet, Festus sol tarafa yükleniyor. Oğlum, cüce de öyle seçti. Bak bu bir giriş değil. Evet değerli izleyiciler hoş geldiniz. Çok heyecanlıyız. Bir tarafta cüceler, bir tarafta kaos diye girebilirdim mesela. Yaptın işte, devam ediyorum ben de, bozma. İyi tamam ben hadi istiyorum. Tamam. İnsicamını bozmayalım, tamam. Evet, cüce de direkt Slash'in karşısına koydu. Güzel yaptı orada. İki tarafta profesyonel olunca tabii hemen başlattılar. Ömer yağmacıları görüyoruz. Başka neleri görüyoruz? Bunu söyle bakalım. Kaos dövleriyle Norse'da savaşları görüyoruz. Büyük ihtimalle Enis engine çıkaracak arkadan. Altları evet. Flank'e yolluyor. Üçü boş bırakmış gene şey karşı taraf. Bu üçü madencilerle kaos zor. Bu arada birlik sayıları da haritaya çağırma 22-25. Grim sayıca üstün. Bu arada 2 birim daha fazla var. Sağlayıp da Festus'un cam basma senin sayı üstünlüğü. Evet. Salt 3'ü eşitledi bu arada. Hatta 1 birim üste çıkıyor. Şu an gördüğünüz üzere burada 3 birim var. Festus cam basıyor. Buraya destek geliyor. Bir tane daha geldi. Yağmacılarla bilmiyorum cüceler. Evet sağ tarafa yağmacı desteği. Ciritler ilk kan dökülüyor mu? Evet ilk kan. Dökülmedi. Döküldü aslında. Cüceleri şey yapmadı. Flank. Evet cüceler 3. nokta ilerleyecek mi acaba? Atları kovalıyor katillerle. Hasarlar yakalar işte. Affetmez. Yakalı da kaçıyor. Okçularını koruyacak cüceler. Evet. Döndürdü katillerini. 3. bölgeye akın akın bu arada kaos birlikleri geliyor. 3'ü atlıyor tutmaya çalışacak Slaanesh. Ya ben şu Northgard'ın ciritçi birliklerinden nefret ediyorum yani. Evet flank. Gelen birlikleri direkt pataklama. Çok mu güçlü? Yani güçlü cirit ve yetişemiyorsun yani. Hızlı bir birlik. İyi hasar da veriyor yani. Baksana. Evet. Bayağı indiriyor ya. Kaos'un o güzelliği şu, Festus aldığı gibi Slaanesh birliği var yanında. Evet. Çok bozuk. Aslında Festus Norgul'da olması gerek mi? Evet. Niye böyle bir şey var? Evet, tazılar geldi bu arada. Böyle. Zehirli bir de bunlar. Evet, okçuları direkt bertaraf ediyor Grim ya. Güzel mikro oluyor. Zamancı de çok aslında çipekini toplamıyorlar değil mi? Biraz sesin kısık geliyor Onurcuğum. Cüce'ye daha farklı bir build bekliyordum ben de. Kendi campaign'de oynadığı şekilde yapmış. Abi yani haritayı domine etmiş, şey etmiş durumda. Bu kadar irrite hasar derken tüfekli birlikler buradan giriş yaptı ve... Evet tüfekli direkt spawn'dan. Ölüm biraz tecrübesini mi oldu? Üçüncü nokta üzerinde de yine mücadele var. Grim burayı unuttu mikrolamayı. Evet bu arada arbaletler Festus'a sıkıyor. Bayağı hasar aldı Festus. Festus ölürse zaten şey de şey. Evet flank. Cüceler dayanıyorlar.
Burada katiller yok olmak üzere. Bekletiyor. Gerek yok. Burada onu arasıyor. Bu nokta sıranın şu doğru dönüyor. Evet. Savaş arabaları geldi. Başka ne geliyor? Yağmacılar. Tazlar yine menzil birlikleri derken uzaktakilere gideceğine yakındakilere girmeyi daha uygun gördü. Efesos'un bayağı canı az kaldı. Evet, ha. Bayağı bayağı canı evet. Görüyoruz. Unuttun mu onu orada acaba? Güzel bir büyü geliyor. Nefes büyüsü. Üçüncü nokta kesinlikle kaybedildi bu arada. Savaş arabaları da giriş yaptı. Bakalım Green nasıl kullanıyor savaş arabalarını. Ya Chaos bayağı iyi ya. Bayağı evet. Iyi. Festus ölürse ama çok sıkıntıya girecek. Yine güzel savaş dönüyor o kadar. Evet. Ortada yani. Panda şey ortada. Ve i̇şte uzun sakallar meydana giriş yaptılar. Evet, onlar zor ölecek şimdi. Orada atlı çağırdığını gördüm de okçu çağırmaması daha iyi olur benim için. Taze bir atlı birlik geldi. Burada terk edilmişler var. Sol taraftan yağmacılar geliyor büyük silahlı olanlara. Evet. Katiller. Korek bayağı tutuyor. Uzun sakallar tutmaya devam ediyor. Burada Kals Dölü. Sağlı sollu flank. Ya ilginç ya sıranın şu şeyler de kaçmamış. Arabacılar ve yine cehennem avcıları. Diğer cehennem avcıları devam ediyor. Varlığını sürdürüyor. Üçüncü nokta net bir şekilde Grimm'de. Uzun sakallar. Ama onlar şey, kılıç kalkanlı olanlar. Evet, Festus yok olmak üzere. Bayağı hasar aldı. Festus ölünce bakalım ne olacak? Grimm'in durumu ne olacak? Festus ilk defa ölecek galiba. Oo, Festus gitti. Git. Üçüncü nokta bu arada. Üçüncü nokta da gitmek alabilir. Üzere bilir. Düşebilir. Cüce'ye destek vermesi lazım cüceleri. Cücelerin garezli ölmeden, kardeş ölmeden önce birkaç tane daha götürürüm mantığıyla direndikleri bir savaş izliyoruz. Görkem Arat'a teşekkürler. Evet. Festus beyaz bayrak. Bu arada cüceler daha çok hasar vermiş savaşta. Evet, beyaz bayrak geliyor. Kaos savaşçıları var, yağmacılar var. Cüceler çok, direniyor. Çok güzel savaş oluyor. Aynen, tam ortada, heyecan dolu. Üçüncü noktada hem üstünlükle hem de dövüş şeyle, sayı üstünlüğü hem de normal döverek alınacak gibi. Allah Allah, oyun döndü lan bir anda. Ve tüfekli birlikler giriyor. Taze yağmacı birimleri bakalım ne yapacak. Festus bu arada hala Festus gidiyor, eriyor herhalde şu an. Yok, Festus takacak. Yok, direniyor Festus. Grimm'in birlikleri geri döndü. Onlar hareket edebilir. İkinci noktayı cüceler alıyor. İkinci noktayı nerede cüceler? Geri çağırdı bu arada. Grimm geri çağırdı. Gitti bak cüceler. Ne gitti? İkiye gidiyor. İkiye hiç alakasız bir yere alıyor şu anda. Evet. İkiye doğru ilerliyor. Cüceler döndürüyor. Evet. İki Legendary Lord karşı karşıya. Bam. Canı çoğaldı baya. Yok, dövüyor. Togrim tokatlı şu an. Ne olacak? Canlı canlı
Festus ölüyor ama Festus kaçıyor an itibariyle. Festus ilk defa bir oyunda ölecek herhalde. Terk edilmişler, blokladı şu an. Torgrim ama diretiyor. O öldürmezse heal alacak. Diretiyor Torgrim. Terk edilmişler, terk edilmişler, blokladı. Festus kaçıyor. Canı görelim, canı görelim. Sana koda girmiyor. Festus gıdım kalmış. Torgrim yetişemez ona artık. Bir daha gelse ölür ama. 3-1'lik geliyor şu an. Bir tane piyade, iki tane menzilli. Evet, diretti bu arada. Kaos savaşçılarıyla tuttu. Burayı bırakmıyor. Cüceler burayı alamaz. İkinci noktada da harakiri yaptı. Bütün birliklerin aynı noktaya. Ooo, korn seçmişleri gelmiş. Sürpriz. Bence bunu Grim hesaplamıştır. Yani ikinci noktaya destek amaçlı. Derken arkadan savaş arabaları. Atiller yok oluyor orada. Grim sağlam bir destek yani. Bu arada Torgrim, düzeltiyorum, Torek. Torgrim nereden çıktı oğlum? Ava giden avlanır minvalinden. Torgrim'i kaçırmaya çalışıyor. Üç noktayı aynı anda çıkarmaz. Dayanacak. Ve süvariler geliyor. Gelir gelmez. Hemen birkaç katili orada yediler. Katil değilmiş bu arada. Bayağı bir taze birlik geliyor cücelerden. Eğer hemen birinci noktayı tutarlarsa, alırlarsa... Cüce hiç ok çalmayabilmiş bu arada. Aynen he. Blok falan böyle. Aynen, normalde zaten cüceler ne yapıyorlar paşam biliyor musun? Tüfekçi alıyorlar iki tane ortaya, bir tane demir patlatı alalım diyorlar. Aynen. Koruyorlar onları. Amacı o zaten biliyorum. Evet, puan bakımından... Ama şu anda hiç belli olmaz yani, hiç belli olmaz şu anda. Yo, puan bakımından bayağı önde şu an ya. Yani kalan iki noktayı da alması lazım. Evet, evet. Yükşe ilerlemiyor cüce, hala bir tutuyor. Neyse. Ya yetişemez ki. Ama. Evet, güzel maç oldu ya. Süperdi. Festus'u da indeseydi belki... He, Festus indese daha iyi. Festus'un canı hafif hafif oluyor. Festus maçın ortasına kusuyor arkadaşlar. Ayağa takıldı, ayağa takıldı. Korek. Şeyi görmüş olduk, Mutlu'da cüce sonradan açılan bir fraksiyon. Ama hiç okçu almayacaksın işte, dediğim gibi hiç gerek yok okçu yani. İkinci noktaya doğru gidiliyor. Acaba bir şey gelir mi? Yetişemeyecek. Bir bloklama gelirse sayı bakımıyla şöyle bir ikinci nokta puan akımı durur. Bildiğim kadarıyla cücelerin büyücüsü de olmadığı için dezavantaj olmuş. Evet, hemen bir durdurma geldi. Blokluyor. Haritayı gördüğünüz şu şekilde dizildi şu an. Grim. Biraz artık puana doğru oynayacak. Gelenleri engellemek adına. Tam sınırı tuttu, evet. Grim'e doğru gidiyor oyun. Patlı ya. Bir gün daha izliyoruz. Evet. Torek'le şimdi Festus yine karşı karşıya. Ama Festus can. Torek cirit yerse ölecek. Son puanlar 1500'e doğru gidiyor. Yine karşı karşıya. Bakalım kim olacak, izleyelim. Hava giden avlanır Torek diyor ve Grim alıyor ilk savaşı. Çekiyorum. Çek bakalım. Ölmedi ha Torek de. Elinize beyler, sağlık. Elinize sağlık. Çok gergindi yani. Kim ne oluyor lan bir anda falan. Cüceler bir atağa kalktı vesaire. Elinize sağlık. Şimdi ikinci. Teşekkür ederiz. İkinci harita. Arnheim. O zaman söylüyorum iki tane ırkı. Şimdi aynen. Yo bir dakika. Sıra bende değil doğru mi? Doğru değil mi? Aynı, evet, tam tersini yapacaksın. Ben gene temkinli davranayım da.
Cüce alamıyor ama. Tamam. Cüce alamıyor. Tamam. Grimm'de kaos olamıyor. Slaanesh ve Skaven diyorum. Tamam. Of. Evet. O güzel bir şeyler. Evet, en iyisi de bekleyebiliriz. Ben de vampir kontrol ediyorum. Evet. Vampir geldi. Slaanesh diyorum. Tamamdır. Dağıtalım. Hazır olunca tiklersiniz. Bilge hoş geldin. Sener teşekkürler bu arada. İyi yayınlar demişsin. Abone olmuşsun. Teşekkür ediyorum. Evet. Abonelikler bizi motive ediyor. Hayır demiyoruz. YouTube'da üyelikler bizi motive ediyor. Hayır demiyoruz. Sosyal medya takiplerini hatırlatalım. Steam ve Discord ne derler? Discord kanalımıza, Steam grubumuza da gelirseniz seviniriz. Ya burada şimdi erkenden konuşmayalım ama büyüler, büyü iyi kullanan tokatlar diyorum. Skaven daha iyi olurdu sanki ama vampir kontlarına. Bence de ya, bana kalsa da Skaven daha iyi gibiydi. Hatta topçu birim alsa. O bir tane namlalıyı çok fena onun mesela. Bir tane arkadaşım var. Adam kendi telefonundaki WhatsApp yazışmalarını siliyor, tamam mı? Ama lazım olduğu için bazı yazışmalar beni USB hard diski olarak kullanıyor. Bana mesajlar atıyor abi, WhatsApp mesajları. Yani not defteri olarak kullanıyor beni ya. Şu an mesaj atmış. Yeter ya. Manyak mıdır nedir? Ben de sileceğim abi. Ben de tutmayacağım ya bu saatten sonra. Ya tutmuyor da ki, hafıza yüksek olduğu için ellemiyorum yani. Ama bu kadar da iyi niyet suistimal edilmez ki kardeşim ya. Öyle bir şey teklif etmesi zaten yanlış. Hayır, teklif ben etmiyor şey ya. Yapamam. Çakal bir de zaten biliyor silmeyeceğimi, mesaj atıyor bana. Çok ilginç. Pislik herif ya. Ben hayatta öyle bir şey yapamam. Oğlum o arkadaşın IQ'su yetmez ya Google Drive'ımı falan kullanmaya. O yüzden WhatsApp'tan direkt bana mesaj atıyor. Buraya klip alıp atacağım kendisine. Ha, cep telefonu not bölümü. Adam tutmuyor işte, sevmiyor. Takıntılı bir o yapma. Neyse, Slaanesh vampir. Biliyorsunuz vampirler erimiyorlar arkadaşlar. Ya işte komutanı yok edeceksin ya da ciddi hasarlar vermen lazım. Yoksa uzun vadede böyle hat, yani bildiğin et yığını. Slaanesh de iyi hasar veriyor. Fakat yakın kombat dövüşte uzun süre kalırsa ciddi hasarlar alacaktır. O yüzden hani büyü dedik ama burada biraz da Slaanesh'e göz kırptık. Slaanesh'in büyülerini iyi kullanması lazım yani. Belki gölge büyüsü falan var ya, çubuğu. Vampirde de güzel büyüler var yani. Ölüm büyüsü falan var. O hat savaşı falan girdi mi patlatırsa. Doğru. O yüzden yani büyüyü iyi kullanan bence üstünlüğü sağlar. Hani vampir kontlarının bir artı tık noktaları tutma konusunda belki egemenlik modunda bir üstünlüğü var. Et yığını olmasıyla alakalı. İşte ona da ben olsam ne yapardım? Skaven'ı alırdım. Mormortal'ı koyardım. Koyardım öyle de front'u, köleyi döşerdim. Gothric alırdım. Bir de Morse Skull'ını aldım. Bitti zaten oyun. İşte göreceğiz bakalım. Çünkü bu harita tam şeylik yani, Skaven'lık. Şey yok, bir şey yok, daha yok. Daha var bir tek tepede. Orayı belse de bir şey olmaz yani. Slaanesh o tepeyi tutarsa yukarıdan vur kaçlarla belki bayağı indirebilir. Ama tabii vampirin orayı tutmaması lazım. Göreceğiz. Vampir şöyle de yapabilir. 2 ile 3'ü tutar, tepeyi tutmaz. Sadece ikisine odaklanır. Tepeden gelecek saldırıyı göğüsler. Belki. Bu arada arkadaşlar, Victoria 3 gerçekten çok eğlenceli gidiyor. Yani birçok sistemi anlamış durumda. Bu arada vampir kontlarından tik geldi. Kim yener şeklinde. Az öncekini kim kazandı? Kazananlar belli. Kendi otomatik atıyor. Şey, yine açalım.
bu savaşı yine kim yener diye. Biz oy vermiyor ki zaten ya. Puan da atmıyor. Ne bileyim. Ya sen aç ya, aç. Puan atamıyorsun ki herhalde. Sen aç abi, aksiyon olsun. Kimse şunu yapmıyor, bunu yapmıyor, bu tür yorumları yapmayalım lütfen kardeşim. Sen aç. Hizmet görmek isteyen görür. Kullanmak isteyen kullanır. Kullanmayan da canı bilir. Değil mi Krotenşi? Sen yap yapacağını millete bırak. Sorgulama. Biat et, rahat et. Değerli arkadaşlar, Total War Sagatura'ya çok güzel bir Yüzüklerin Efendisi modu gelecek. Erken erişim için adamlarla diyaloğa geçtim. Bakalım. Grim kazandı. Steel. Evet, Vampir'den hazır geldi. Silahını bekliyoruz. Bu arada burada kim yenerse Penguin'i şu an chatte görüyorsunuz. Penguin Gunter yani Mert'in rakibi olacak. Final list oluyor. Kaybeden de Serkan'la üçüncülük maçı yapacak. Ödüllerimiz çok iyi. Evet, iki taraftan da ready geliyor. Basıyorum. Hadi bismillah. Ordları çok merak ediyorum. Abo. O sana şimdi ordu ne? Abi bu nasıl kazanacaksın la? G'ye mi basmış? Niteliğe mi basmış? Yapacak bilmiyorum. Bayağı orada özel birliklere harcamış ama hep sayıyla nasıl tutacak? Sayı oynayacak zaten belli. İlginç. Nitelikleri iyidir diye düşünüyoruz. Evet, sayı konusunda sıkıntısı var. Abi, Grim bütün mahalleyi toplamış. Kaos, bilmiyorum ne olacak. Beklemeniz bir. Bu arada ilk defa Azazel'i göreceğiz. Burada bir altar var. Savaş sunağı. Buff veriyor malumunuz. Allah Allah, bakalım. Ben vampir konusunda birim stone beklerdim. Vampirde 29 tane birim çaldı. Sana işte de 29 tane birim çıkarıyorlar da ben onu bekliyordum. Evet, savaş suna buff verdiği gibi debuff da veriyor diyor Mert. Onu korursa hasar vereceğinden dolayı bir şeyler olabilir diyor. Azazel bu arada ilerliyor. Mezar dehşeti önde. Bir mezar dehşeti arkada. Bu arada Helman'ı görüyorsunuz. O da birliklerini bufflayacak işte. Nötrlemeye çalışacak bu debuff'ı. Buradan geleceği. Orta noktaya geliyor iki grupta. Hadi bakalım. Ormanda taktikler var. Burada da taktikler var ama. Azazel ilerliyor. Ne yapmaya çalışıyor Azazel? Bu arada gördüğünüz gibi Azazel de debuff veriyor bunlara. Yaklaştı birime. Debuff attırdı. Noktayı. Arkadan İblisçeler geliyor. Hücum ettirdi. Hücum bonusunu alacak. Azazel tarafı. Hücum bonusunu aldı. Azazel direkt ortaya çöküyor. Saldırıları gerçekleştiriyor. Helman'a direkt hücum etti. Helman'ın canı düştü. Üçüncü nokta bu arada daha açılmadı. Birazdan daha doğrusu açıldı. Birazdan alacak orayı. Üçüncü noktayı. Sol tarafa mezar muhafızları gidiyor. İblisçeler onu ne yapabilir? İzleyeceğiz. Abi Helman direkt gitti. Grim kaybediyor ordunu. Nasıl oldu ya? Azazel iyi. Evet, büyüler geliyor. Büyüler geldi. Süvariler desteği geldi. Kan şövalyeleri.
Aslında flankle gelse daha mı iyi olurdu? Lokma ağzımda kaldı o büyüden sonra. Bayağı bir kişi öldü orada ha. Evet. Üçüncü maçı görecek miyiz? Evet, yukarıya aldı. Kaos. Azazel geri çıkardı. Şimdi bir hücum edecek. Bu arada Helman'ın canı doluyor gibi. Azazel yine indi. Azazel çok küçük bu arada. Şimdi bir şeyler vurkaç yapması lazım. Şimdi bu çok hızlı bir birlik. Yani vurup hemen çıkıp tekrar vurabilir. Sürekli. Hasar. Evet, bu arada çok güçlü olan, yani nitelik bakımından iyi olan Kaos savaşçıları direniyor. Ama yaratıklar ölmek üzere, silahmış yaratıkları. Helman'ın canı doldu. Neredeyse Azazel'le aynı. Az önce bence üzerine oynayacaktı yani, değil mi? O kadar canı kötüyken üzerine oynaması gerekiyordu. Aynen. Baskı yapacak. İndirebilirdi bile hatta. Evet. Onu indirse zaten iki birlikte bir yeri alıyor bu arada. Vampir tarafı. Sen dedi buraya aldığını zannediyorsun ama dedi ben dedi buraya alacağım. Ormandan gizlice getirdi iki birliğini. Şu an sayı bakımından 11'e düştü. Kaçanlara düşünür sayarsak. Bak hemen hücum ettir abi. Bekletmeyen saniye yani. Of, arkadan baya bir birlik geliyor. Et yığınları geliyor arkadaşlar. Zombiler. Evet, iblisçeler hata yaptı işte. Bunu vur kaç yapacak. Vur kaç. Kaos savaşçıların sayıları giderek düşüyor. Etrafları çevirildi çünkü. Yandan falan. Azrail'in durumu da iyi değil. Evet, süvarilerle aynı süvarileri. İblisçeler. Ne yazık ki Kaos orada biraz bu birlikleri amacı dışında kullandı. Front, yani hat savaşçısı değil bunlar. Sürekli vur kaç yapacağım. Önce üçüncü maçını yaparız. Helman direniyor. Azazel içeride. Burada yine süvarileri görüyoruz. Kan şövalyeleri. Güzel. Ama oraya bakalım nasıl bir karşılık verecek derken geri çekti. Oradaki birlikleri gördü. Ve inanılmaz bir büyü daha geldi. Aslında inanılabilir büyü. Gayet doğal. Oo, temizledi orayı bak. Ama yine yok çok yani. %5-10 böyle hasar. Azazel ölmek üzere şeylerin arasında kaldı. Mezar dehşetlerinin arasında kaldı. Çok niye uçamadı ki? Grim Helman'ı öldürecekti orada ya. Evet, Helman'ı kovalayacaktı abi. Uçurdu, geri kaçırdı. Azazel'le kovaladı. Hani geri kaçırdı, geri üzerine gidebilirdi. Hızlı bir şekilde Helman toparladı yani. Azazel'i deşine takacaktı işte. Nasıl direnecek ya? Sayı üstünlüğü çok var. 20 birlik var abi. 2 katı adam var şu an savaş alanında yani. Büyücü odaklı hisse alabilir de işte büyücü. Evet. Azazel. Bu saatten sonra ne yapacağız artık? Sinematik izleme diyelim. Azazel aynı şeydeki gibi, trailer'daki gibi sürekli hasar alıyor şu an. Tanıtım videosunu hatırlıyor musunuz? O Valkia'ydı paşamız. Valkia mıydı? Aynen, kanatları karıştırdık. Şamar oğlana döndü ya abi. Azazel. Evet, et yığınları gelmeye devam ediyor bu arada. Valkia da olabilirmiş aslında. Evet, Azazel öldü. Ne diyoruz o zaman? Yine Summer Championship'te izlediğimiz gibi mi? Bu sefer Mert intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. Evet, Mert intikam ateşiyle yanıp tutuşan Mert. Bakalım Grimm'le finalde ne yapacaklar? Sağ taraftan beyhude ataklar geliyor ne yazık ki. Ya da paşa için Grimm'e artı 5 kargo daha mı? Aynen. Size bir şey itiraf edeceğim. Şu dönelim oyuna. Oyundan çıkalım. Bir şey itiraf edeceğim size. Evet, kan şövalyeleri. Korkulur ya. Paşam önce üçüncülük maçını yapmak
gitti. Ha, heyecan mı artır, heyecanı mı artıralım biraz diyorsun. Aynen. Çünkü final izleyince kimse ikinci maçı. Doğru doğru. İzledim. Aynen. Üçüncülük maçını yaptıralım. Serkan burada mı? Online mı? Şimdi mi yazsanız da Discord'dan Serkan burada mıymış? Abi sırf şunlar direniyor herhalde. Daha birini çağırdı mı? Çağırmış. Kaos istemeyebilir bugün. Yok tamam istemeyebilir canım. Yarın yapılabilir de. Bir aksilik olmazsa. Abi 22 birim. Et yığınları ve özel birlikleriyle. Karşı da 6 birim var. 3 katı. 4 katı. Evet. Doğru. Çok fazla kalabalık. Sen olca Serkan ama... 52 bizim Serkan mı? Galiba evet. Yazıyor çünkü. Tamam tamam. We feed our hunger. Direniyor sonuna kadar direniyor. Kaos. Kanın son damlasına kadar. Evet yine Mert ile Krim'in finalini izleyeceğiz. Keşke katılsaymışım. Birim getiriyor mu hala? Şey yani bu buradan döndürmesine imkan yok bence ya. Testin olabilir istiyorsa. Söyleyeyim mi istiyorsa bıraksın. Ya bir şey söyleme de. Ne diyorsunuz? Ver suru mu? Suru mu üfleyelim? Suru. Böyle tek tek birlik çağıracak ama yani. Yani adam bütün o 29'da 24'da... Trolledi bak şu an, burayı trolledi, blokladı şu an. Puan akışında. Beyaz barek çekiyor. 3'e çıktı tekrardan, evet. Eğer Vampir kadar çok birim alsaydı büyük ihtimalle Slanish alırdı. Şey sorsana sayı kalsa. Olarak kaybet. Kasko sor bakayım. Yani şey hani devam edecek misin? Yoksa nasıl yapalım diye bir soru. Bolca alan bilgisi lazımdı ya. Silen işte de vardı o. Gölgeci kurum ne? Bayağı hasar veriyor. Elinize sağlık. Evet çektim mi arkadaşları? Evet. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Grime'de başarılar dilerim. Çok evet. Güzel oldu. Şimdi... Çok teşekkür ederim sana. Çok güzel anlaşım sana. Evet. Bayağı farklı denemeydi. Elinize sağlık. Ama biliyorsunuz bazı birlikler var. Ne bileyim işte Nurgle'lar. İşte bu Kaos. Ne bileyim Tom Kings. Bunlar böyle et yığınları ya. Yani bunların net bir şekilde şey geleceği belli. Yani sayı üstünlüğü artı özel birliklerle güzel işte mikro saldırılar, flankler vesaire. Buna hazırlıklı olmak lazım. Grimm'den güzel bir oyun izledik. Kaos'ta şey de Kaos'tan da hani dedik acaba şeyi niye devam etmedin ya Helman'ı öldürmek için? Yani çok ya düştüm. Onu denedim ama şimdi şöyle diyeyim oyunda maalesef hani Page'de hala düzeltmediler çok takılmalar oluyor. Doğru. Ezreal inanılmaz şekilde takılıyor hani tutma değil. Hı-hı. Hani birim boyutunun şeylerine bakarsak zaten hani takılmaması gereken bir birime çok takılıyor. Bu o yüzden çıkartamıyorsun. Sen uçurdun şeyi. Geri sonra tekrar maalesef. Bir devam ettirseydin orada ya kovalattırabilirdin. Yine canı çok dolmamıştı yani. Evet hani zaten öyle yaptım. Hani arkadaş da can bastı zaten öyle bir durumda ama hı-hı. Hani birim girdikten sonra iskeletler hani bu campaign'de de oluyor. Daha hı-hı. Oyunu o yüzden senkronize edemediler. Evet. Hani çok fazla takılıyor. Doğru doğru katılıyorum. Hani, ben de orada aynı şekilde kovalayamadım düşündüm. Yani. Hani, o takılmalardan da kovalayamadım diyorsun. Yo Herman'ı kesebilseydim evet belki bir şansım olurdu hı-hı. Ama Herman orada maalesef kesemeyince evet, çok da denedim ama olmadı yani. Evet eline sağlık.
Biz de dedik acaba hani nitelikli askerlerle, çünkü öyle çok savaş kazanmış. Shogun'da da öyle çok örneğim vardır. Ekran görüntülerim var benim, sizin de görebilirsiniz. Hani çok fazla samuray alıp bizim Mong samuraylarla falan böyle az sayıda birlikte çok sayıda adamı kestiğimiz şeyler oldu. Öyle bir şey bekliyorduk. Kısmen ona doğru gidiyordu ama tabii ki karşıdaki de dünkü adam değil. Grim de yani tecrübeli. Öyle veya böyle elinize sağlık. Çok hani heyecanlı bir savaş izlemiş olduk. Grim finalist Mert'le karşılaşacak. Summer Championship'in ne diyorlar? Rövanşı mı geliyor acaba? İtiraf edeceğim husus da şuydu. Grim'e dedim ki, Grim'den şu kazandığın ödülü göndereyim dedim. O dedi ki abi dedi ya çok yanlış anlamazsan hani iddialı olacak gibi ama şu an kargolamaya gerek yok. İki iş birden yaptırmayayım sana. Bunu da kazandıktan sonra bütün her şeyi gönderirsin dedi. Yani buradan Mert, kendisine başarılar dileriz. Mert ayağını denk al mesajı da sana gelmiş oldu. Aynen. Bana. Mert duymasın. Mert duydu. Burada Mert konuş bakayım. Yani ben böyle bir şey bilmiyorum ya.